Müzekkin nüfus Eşrefoğlu Rumi Kuddisesi Ruhu 9. Bölüm Dünya ve dünya muhabbeti, yararları, zararları ve misalleri ile nefse emmarenin sıfatları Ey Aziz! Bilmiş ol ki bu dünya dedikleri la şeydir, yani hiçtir. Hiç olması sonunda hiç olmasındandır. Fudel İbni İyaz der ki, Hak Teala'dan bana erişti ki, kıyamet gününde dünya bütün zinet ve güzellikleriyle süslenmiş olarak gelir ve ''Ya ilahi, beni şu edna kullarına dar eyle, yani kullarına duracak yer eyle.'' der. Hak Teala buyurur, ''Ben senden razı değilim, sen benim düşmanımsın. La şey, hebayı mensur ol. Dünya bir anda hebayı mensur yani toz verir ve belirsiz hale gelir.'' Demek ki hiç yine hiç olur. Hiçe gönül veren ve onun yolunda ömür çürüten de hiç olur. Hiçi isteyen de hiçtir. Ama hiçi hiçe sayan ariftir. Şunu da muhakkak olarak bil ki, kişiyi Hak Teala yolundan uzaklaştıran ve nefse emmarenin yarama suylarıyla ahlaklandıran da yine dünyadır. Dünya muhabbetine sebep, onun süsü ve ululuğudur, övünmesidir, öğütmesidir. Şunu da muhakkak olarak bil ki, Hak Teala dünyayı yarattığından beri dünyaya bir kez bile inayet nazarıyla nazar etmemiş ve dünyayı düşman tutmuştur. Dünyaya muhabbet edenleri de düşman tutmuştur. Allahu Teala'nın düşman tuttuğunu sen nasıl dost edinir ve ona muhabbet edersin? Evet, Allahu Teala dünyayı ve dünya hilini düşman tutar. Hak Teala'nın dünyayı düşman tutmasının sebebini bilir misin? taliplerin yollarını keserek onları mahrum bıraktığı ve zarara uğrattığı için düşman edinmiştir. Dünyayı enbiya da düşman edinmiştir. Zira dünya onların da yollarını vurmuştur. Dünya kafirlerin ve fasıkların da düşmanıdır. Şu bakımdan onların da düşmanıdır ki, onları mekir ve hilesiyle tuzağına düşürmüş ve istidraçla, sihirle inandırmıştır onlar da bunu gerçek sanmışlar ve muratlarına eriştiklerini, keramete yetiştiklerini sanmışlar ve ferahlamışlardır. Bu yüzden de asi ve kafir olarak mağrur, mahrum ve müflis olarak cehenneme gitmişlerdir. Oysa helalden ve haramdan topladıkları malları ve mülkleri, davarları ve koyunları, karılarına ve çocuklarına veya hiç sevmedikleri başkalarına kaldı, mirasını yiyenler güler, hükmeder oldular. Kendileri ise toprak altında yatar ve şöyle çağrışırlar: Ya Rab, beni dünyaya döndür. Belki o bıraktığımla, terk ettiğim servetimle salih bir amel işlerim. Mü'minun Suresi, ayet 99. Onlara şöyle cevap verilecektir: Dünyada bunca ömür geçirdiniz. Dünyanın muhabbetine ömrünüzü yele verdiniz. Size verilen o günlerin kıymetini bilmediniz. Varın bu sözü artık söylemeyiniz. Çünkü bilirler ki bu hal onların başına hep dünyadan ve dünya sevgisinden gelmiştir. O zaman dünyaya düşman olurlar ama fayda vermez. Ey Aziz, her kim bu dünyaya gönül verir ve mal toplamakla meşgul olursa sonunda pişmanlık taşıyla başını çok döver. Ne yazık ki son pişmanlık fayda vermez. Bugün fırsat eldeyken, ömür seninle yar iken, azimet gör. Gönlünü bu murdardan ayır, bundan kurtul. Dünya mekruhlarını toplayarak dünya uğruna ömür çürütenleri gör ki, onların sonları nereye ve neye varır. Topladıkları mallar darmadağın olur ve miras yiyicilere kalır. Kendisi de azabını ve hesabını görür. Ey aziz! Sen o sultanları gör ki, Dünyaya geldiler ve lakin dünyaya hiç itibar gözüyle bakmadılar. Dünyanın ardına düşerek azmedip mal toplamakla meşgul olmadılar. Ahiret amelleriyle meşgul oldular. Gördüler ki bu dünya ahiret yolunun üzerinde bir uğrak imiş. Bunu aldanmak neye gerektir dediler. Yol tedarikinde bulundular. Kafileden ayrılmadılar. Bu dünyaya gönül verip aldanmadılar bu dünyaya itibar etmeyenlerin misalini sana söyleyivereyim ve dünya ile dünya ehlini temsilde sana anlatayım da sen de halini buna göre bilesin. Yolda kalanlardan mısın yoksa menzile erenlerden misin? Bir kafile bir memleketten Mekke-i Mükerreme'ye gitmek, Beytullah'a ziyaret ve tavaf etmek, hacı olmak ve yine vatanlarına dönmek maksadıyla yola çıktılar. Yolları Bağdat şehrine uğradı. Kafilede bulunanlar Şehirde bizim işimiz yoktur. Şehir dışında bir yerde konaklarız, dinlenir ve yol hazırlıklarımızı görürüz. Yine kalkar yolumuza devam ederiz. Dediler ve şehrin dışında konakladılar. İçlerinden birisi, Vallahi Bağdat şehri dillerde söylenir bir şehirdir. Ben de sizinle konak yerinde konaklarım ama buraya kadar gelmişken varır Bağdat şehrini de gezerim dedi. Kafiledeki yoldaşları gel gitme Orada nefsinin hevasının hoşuna giden şeyleri bulur, onunla oyalanır kalırsın. Biz yola çıkarız, gelir bizi bulamazsın. Çok kalacak da değiliz. Hemen yola çıkacağız. Vazgeç gitme bizimle kal. Dedilerse de dinlemedi ve tek başına Bağdat şehrini görmek maksadıyla arkadaşlarından ayrıldı. Şehre girdi. Yolu Bağdat'ın viranelerine düştü. Bakar ki çengiler oynamakta, şarkılar söylenmekte, kahkahalar sokaklara taşıyor. Biraz duraklayıp bunları dinledi. Bu eğlence ve sefaat alemi kendisine hoş geldi. Nefsi kuvvetlendi, gürledi ve baş kaldırdı. Birkaç adım daha yürüdü ve gördü ki bir kadın bir kapıdan başını çıkarmış, gelene geçene bakıyor. Göz göze geldiler. Kadın kendisini hemen içeriye çekti. Ne yaptığını bilmez halde nefsinin esiri olarak kadının peşinden gitti. Kadın kendisine "Ey yiğit!" dedi. Peşim sıra gelirsin, benden ne istersin? Seni pek sevdim. Kendime sevgili edindim. Cevabını verdi. Kadın nazlandı. Beni sevdiğini söylüyorsun ama sen benden murat alamazsın. Bütün malını ve sermayeni bana vermeyince sana boyun eğemem dedi. Bir çare adam. Benim varım, yoğum, ne varsa hepsi şehir dışındaki kafilede ve arkadaşlarımın yanındadır. Burada garip bir misafir kişiyim diye yalvardı. Bu defa kadın Madem ki bir şeyim yok diyorsun gel benimle içki içki benden murat alabilesin teklifinde bulundu. Bizim hac yolcusunun aklı başından gitmiş ve gözü dönmüştü. O kadından başkasını gözleri görmüyordu. Bu teklifi de kabul ederek içki içmeye razı oldu. Karşılıklı bir hayli içtiler. Artık iyice sarhoş olmuş ve kendinden geçmişti. Derhal soyundu belinden içinde paraları bulunan kemerini ve üstünde nesi varsa hepsini kadının önüne koydu. Biraz daha içtiler. İyice sarhoş oldu ve sonra da birlikte olup yattılar. Sabah oldu. Müezzinler sabah ezanını okumaya başladılar. Uyandı kendine geldi. Etrafına bakındı. Yanında yatan kadına gözü ilişti. Bir de ne görsün? İçkinin tesiriyle gözüne dünya güzeli gibi görünen o kadın gayet çirkin bir şey değil mi? Gözlerinden çapaklar akar, ağzı gayet kötü kokar, hasılı murdar bir şey. Hemen kalktı ve giyindi. Dört yanını aradı. Ne kemeri var ne paracıkları. Bütün varı yoğu elden gitmiş. Hızla sokağa fırladı ve arkadaşlarının kondukları yere vardı ki kafile çoktan hareket etmiş. Kendisi hilekar ve yüze gülücü bir aşiftenin cazibesine kapılmış ve bütün sermayeyi kaptırmış, müflis ve bir biçare olarak ortalıkta kala kalmıştı ne yapacağını şaşırmış. Bağdat şehrini bilmez. Orada kimseyi tanımaz. Nereye varsa kabul etmez, kovarlar. Sonunda işsiz, güçsüz, aç ve perişan o avarilikte Euzu billahi teala cehenneme gitti. Kıssadan hissemizi alalım. Ehli dünya kimselerde ruhlar aleminden seçilen bir kafile ile yola çıktılar. Hak Teala'nın Kâbesi'ni görüp Allah'ın rızasını almak istiyorlardı yolları Bağdat gibi olan bu dünyaya uğrar. İçlerinden birçokları dünyaya meylederek gönül vermediler. Bu fani dünyaya hiç karışmadılar. Bunlardan birisi dünya Bağdat'ına geldi, gaflet içkisinden içti ve sarfoş oldu. Hilekar ve büyüleyici kadın görünümündeki dünya, kendisine gönül verip ömür sermayesini ve iman kazancını dünya yoluna harcayan o kişiyi baştan çıkardı bu haldeyken ömrünün sonuna geldi ve Azrail aleyhisselamın tekbir sesini işitti. Bu gafletten uyandı ve gördü ki din ve iman sermayesi dünya yolunda harcanmış, kendisi çaresiz ortada kalmış. Ne yapacağını bilemeden koşup kafileye yetişmek istedi. Kafile de hareket edip yoluna gitmişti. Bu acınacak haldeyken Azrail geldi ve dinsiz, imansız müflislikle canını aldı. Euzubillah. Şu halde bu dünyaya gönül verip aldananlar sonunda zarara uğrayıp mahrum ve mahzun olarak ortada kalırlar. Misali buna benzer. Ey Aziz, madem ki bu dünyaya geldin, saf ve pak canların dünya karşısında nasıl davrandığını da gör. Onlar aldatıcı dünyaya gönül vererek aldanmazlar. Hak Teala onlara dünyadan ne verdiyse, kendi nefislerinden kesip Allah için fakirlere tasadduk eylediler kendileri yemeyip fakirlere yedirdiler. Açları doyurdular, çıplakları giydirdiler, düşmanlarına el uzattılar, muhtaçların yardımına koştular, kapılarına gelenleri mahrum göndermediler. Daralmış gönülleri onardılar, hacetler bitirdiler ve şu hadisi şerifle amel ettiler. Her kim bir mümin kardeşinin bir hacetini giderirse, Hak Teala ahirette onun yetmiş hacetini giderir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Bir kimse sizden bir hacetini istese, siz o istediğini verin. Ertesi günü muhtaç olacağınızı bilseniz dahi verin. Kardeşinizin hacetini giderin. Allah dostları bu hadisi şerifle de amel ederler. Kendileri için gayet gerekli olanı dahi verirler. Kendileri kanaat ederler, eksikliğe sabrederler, Hak Teala da onları yüce mertebelere eriştirir. Ey aziz! Senin de aklın varsa bu dünyadan üç şeyle meşgul ol ki yarın halka sıkıntı gelince sana bayram olsun. 1. Dünya seni terk etmeden sen dünyayı terk et. 2. Kabre varmadan kabrini imar et. 3. Rabbin ile buluşmadan Rabbini razı et. Ey aziz! Bu üç şeyi uygulaman gerekir. Elbette dünyayı terk edeceksin kabire girecek ve Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bu üç şey mutlaka başına gelecek. Sana kabrin nasıl imar edileceğini, Allahu Teala'nın nasıl razı kılınacağını da birer birer anlatı vereyim inşallahu Teala. Devamı 10. bölümde.